Gaziantepliler yalnız Antep'i değil, Anadolu'yu da kurtardılar. Kurtuluş Savaşı'mıza öncü oldular. Türk'üm diyen her şehir, kasaba ve en küçük Türk köyü, Gaziantep'lileri kahramanlık misali olarak alabilirler. Mustafa Kemal Atatürk. Yüzyıllardır bağımsız yaşamış olan Antep'in Müslüman toprağında hiç gavur olur mu diyerek başlayan direnişi, kanımızın son damlasına kadar çarpışacağız. Sancağına, ırkına, dinine, milletine ve mukaddesatına ebediyen bağlı olan biz Antepliler, her ne olursa olsun haksız bir kararı kanımızla silecek ve ebediyen hür kalacağız diye haykırışı asla unutulmayacak bir hürriyet, fedakarlık ve vatanseverlik öyküsü oldu. Ve dünya şehir savaşları tarihine giren efsanevi bir mücadele halini aldı. Osmanlı İmparatorluğu 1914 yılında Almanya ile birlikte Birinci Dünya Savaşı'na girdiği zaman kaybettiği toprakları geri almak düşüncesi içerisindeydi. Ama 4 yıllık savaşın sonucu gösterdi ki imparatorluk hakikaten zorlandı. Çanakkale cephesinde ağır bir tablo, Sarıkamış'ta çok felaket bir durum, Kanal Harekatı'nda istenilen ölçüde başarının alınmaması ve 1918 yılına geldiğimiz anda baktığımızda imparatorluk artık mağlubiyeti kabul etmiş bir durumdadır. Ve nitekim 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı zaman göstermelik olarak bir ateşkes anlaşmasıysa da bu anlaşmanın pek de ateşkes hüviyetine sahip olmadığı dikkatimizi çekmektedir. Oldu terhis edilmiştir, önemli yerlere el konulmuştur, haberleşme ve ulaşım ihtilaf devletlerin kontrol altına girmiştir. Ve bundan sonraki süreç içerisinde özellikle 7. maddesi ve 15. maddesi Mondros Mütarekesi'nin görüşmeleri sırasında ilk taslak maddenin özellikle B fırkasında Antep, Sis ve Kozan'ın işgal edilmesi, ancak Osmanlı delegasyonunun buna itiraz etmesi neticesinde bunun çıkartılması, bunun arkasından daha farklı gelişmeler olabileceği yönünde sinyaller vermiştir. Nitekim çok fazla zaman geçmeden İngiltere asıl niyetini ortaya koyacaktır. Anadolu'da sistemli bir şekilde işgale başlayacaktır. Tarih 17 Aralık 1918. 3. İngiliz Süvari Tugayı İstikyam Müfrezesi Antep'e geldi. Ve sözde işgalci olmadıklarını, sadece kışı geçirmek ve ihtiyaçlarının temini için geldiklerini söylediler. Ama sayıları her geçen gün arttı. Ve bu pek de insanların hoşnut olduğu bir tablo değildir. Ama insanların düşüncesi şuydu, bu durum geçiciydi. Yani Osmanlı İmparatorluğu, padişah, İngiltere krallığı ya da kraliçesiyle bir anlaşma yapacaklar ve bunlar buradan topraklarımızdan gidecekler. Hep bu düşünce egemen olmuştur ve o yüzden şehirde başlangıç itibariyle çok fazla bir tepki verilmez. Ve çok kısa bir süre içerisinde, yani bir aylık bir süreç içerisinde 15 Ocak tarihinde İngiltere resmi adetle evraklara el koyaraktan, işte şehrin önde gelenlerini tutuklayıp Halep'e sürgün ederekten gerçek yüzünü ortaya çıkartacaktır. İngilizlerin asıl amacı farklıydı. Musul'un hakimiyetini Fransızlarla pazarlık konusu yapabilmek için Antep'teydiler. Halk huzursuzdu. İngilizlerin çıkarları tabii biraz daha güneyde, yani onlar Musul ve petroller üzerine yoğunlaşmakta. Musul'a egemen olunduğu zaman stratejik olarak Orta Asya'yı ve Uzak Doğu'yu hava sahası bakımından kontrol edebilme şansına sahip oluyor o ülke. Dolayısıyla bir yandan petroller, bir yandan Uzak Doğu ve Orta Asya'ya egemen olma noktasında İngilizler orayı çok daha önemli görmüşlerdir. Fransız delegasyonu Antep, Urfa, Maraş'ın da içine aldığı bölgeden İngiltere'nin çekilmesi yönünde ısrarcı olurlar. Suriye İtilafnamesi'yle İngiltere Antep'ten çekileceğini resmen kabul edecektir. Fransızlar dokuma sektörünün geleceğini doğuda görmekteler. Yani Osmanlı Devleti'nde görmekteler. Bu bakımdan
Gaziantep o dönemde adı Ayıntap oldukça önemli. Fransızlar İngilizlerden kenti devraldıktan sonra tabii ki kent insanına, kent halkına çok ciddi şekilde zulümlerde bulunmuşlardır. İnsanların milli ve manevi değerlerini rahatsız edici tutum ve davranışlar içerisine girecektir. Özellikle Legion de Orient diye Fransızların bir birliği vardır. Ermenilerden oluşmuş bir birlik. Bu birlikteki askerlerin yapmış oldukları fütursuzca hareketler, hayasızca işte saldırı ve tacizler bölge insanının tepkisiyle karşılaşacaktır. Onları ciddi anlamda rahatsız ettiği dikkatimizi çekecektir. Ve tarihler 21 Ocağı gösterdiği zaman artık en büyük patlama meydana gelir. Şehit Kamil hadisesi Antep'te kendisini hissettirecektir. Namus ve özgürlük en önemlisiydi Antep halkı için. Ölürlerdi de namusları, özgürlükleri için. Ve öldüler de. Şehit oldular Kamil gibi. Vakit akşamüstüydü. 14 yaşlarındaki Mehmet Kamil annesiyle dedesinin evinden kendi evlerine dönüyordu. Fransızların fırın olarak kullandığı bir binanın önünden geçerlerken Kozanlı tarafından gelen sarhoş birkaç Fransız askeri birden Mehmet Kamil'in annesinin önünü kesip sarkıntılık ederek başının örtüsünü açmak istediler. Mehmet Kamil'in annesi bir yandan bağırıyor, bir yandan örtüsünü açmak isteyen Fransız askerlerine karşı kendini müdafaa etmeye çalışıyordu. Annesinin saldırıya uğradığını gören Kamil, hemen yerden aldığı taşları Fransız askerlerine atmaya başladı. Annesini müdafaa etmeye çalıştı. Kamil, annesini korumak için taşlar ve yumruklarla silahlı düşman askerlerine karşı koymaktan ve canını feda etmekten çekinmedi. Ve bir çığlık şehrin sokaklarında yankılanır. Mehmet Kamil, Fransız askerlerinin süngüsüyle şehit olur. ...22 Ocak 1920'deki cenaze töreni 20 bin kişinin üzerinde insanın katıldığı bir cenaze töreni olmuştur. Bu aslında Şehit Kamil'in şahsında bu insanların bir araya gelerek Fransızlara karşı bu şehri teslim etmeyeceklerini, onlara karşı direneceklerini göstermişler. Ve küçücük bir çocuğun bu kadar cesaretle ortaya çıkıp karşı koyması, halkın da bu konuda ne kadar cesaretli olduğunu, onun arkasında onun takipçisi olduklarını ortaya koymuşlar ve herkes kenetlenmiştir. Kentin her tarafında herkes teyakkuza geçmiş, harekete geçmiş ve Fransızlara karşı direneceklerinin çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuşlardır. Kamil'in şehit edilmesi ve halkın protestoları Fransız komutanı çok tedirgin eder. Kamil'in babasına 200 altın lira tazminat teklifinde bulunsa da Kamil'in babası Ökkeş Efendi bu teklifi şiddetle reddeder. Ben oğlumun kanını parayla satmam. Milletim sağ olsun. Onun intikamı alınacaktır der. Burada Şehit Kamil ve annesinin başına gelen olay bütün Antep halkının büyük bir galeyana gelmesine, işgalci güçlere ve onlarla işbirliği içerisinde bulunan Ermenilere karşı topyekun bir savunmanın oluşumunu sağlamıştır. O bakımdan Şehit Kamil'in şehit edilmesi Antep savunmasının bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Şehirde bir ulusal mücadeleye mesafeli duran kesimin ulusal mücadeleye biraz daha sıcak bakmasına yol açtı olaylar. Şehit Kamil'in şehit edilmesi Gaziantep'lerin içlerinde var olan vatanperverliğin, cesaretin bir ortaya hızla çıkmasını sağlamıştır. Direnişi hızlandırmıştır, direnişi güçlendirmiştir, cesareti arttırmıştır ve ortaya çıkartmıştır. Bu çerçevede çok çok önemlidir. Şehit Kamil, Antep halkının bünyesinde olan cesaret, hürriyet, namus,
istiklal ve vatanperverliği simgeler. Binlerce yıllık tarihimiz içerisinde bağımsızlığı kaybetmeyi ölümle eş görüyoruz. Ha silahla ölmüşsünüz, ha başka bir devletin egemenliği altında yaşamışsınızdır. Çünkü egemenliği kaybetmeyi, bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyeti kaybetmeyi ölümle eş gören bir halkın direnişidir Gaziantep savunması. Antep savunmasında 20 bin kişilik zamanının en modern silahlarına sahip Fransız tümeniyle yarısı silahsız, yarısı hafif silahlı, evlerdeki bakır yumurta sahanlarından bomba yapmaya çalışan, makineli tüfeklere değil ama makineli tüfek sesi çıkaran taktağa sahip olan, dışarıdan hiçbir yardım alamayan, büyük imkansızlıklara rağmen mucizeler yaratan ve her türlü fedakarlığı yapan Antepli'ye açlık, harp ve ölümden daha ağır geliyordu. Tabii Birinci Dünya Savaşı'nın galibi bir devlete karşı Anadolu'nun böyle orta halli bir şehrinin vermiş olduğu bir mücadelenin seyrini takip ettiğimiz zaman bir tarafta tankları, uçakları, işte silahları, ateşli silahları, topu, tüfeğiyle muazzam bir birlik. Diğer tarafta ise işte silahına göre mermi ayarlamaya çalışan Kuvayi Milliye unsurlar. Meşru haklarını korumak ve müdafaa etmek dışında başka amacı olmayan Antepliler olağanüstü bir mücadele örneği sergilediler. Her taarruzlarında geri püskürtülmüş, Antep'e Fransız askerlerinin girmesi mümkün olmamıştı. Kışlık ihtiyaçları hazırlama imkanı olmayan Antepliler yarı aç, yarı tok Fransızlara karşı koydu. Antep'i dört bir taraftan kuşatarak dışarıyla bağlantısını kesen Fransızlar şehri aralıksız her gün bombalayarak tamamen aç ve cephanesiz bırakarak teslimiyete zorladılar. Ben Fransız Harbi'nde 4-5 yaşındaydım. Dışarıdan bir erzak, bir şey gelmediği için mağazalar altında kendi imkanlarıyla o zaman işte herkesin evinde bir zahire şey derdi. Bulgur gol, bilmem simidini gol, bilmem efendim şiresini, pekmezini falan gol. Tabii bundan birbirine yardımlaşarak idare edildi. Bu konuda Luhanlı Mustafa Nurettin'in çok güzel bir tanımlaması vardır. Bizi işte düşmanın ne topu, ne tüfeği, ne tankı, ne tayyaresi, ne ateşi hiçbir şey mağlup etmedi. Bizi tek bir şey mağlup etti, o da açlık. Antep Harbi'de işte Atatürk'ün de dediği gibi daha sonra yani bir nevi örnek oldu yani. Diğer Türk şehirlerine, kasabalarına, diğer milli mücadele katılan insanlara yani ayıp, bakın şurada ne fedakarlık yaptı halk. Binlerce insan aylardır koca Fransız ordusuyla çarpışıyor, bomba yağmuru altında direniyor memleketini, efendime söyleyeyim savunuyor. Yani biz niye duruyoruz, niçin küçük bir Yunanlıya teslim olalım ki? Yani orada millet koca Fransız'a direniyor. Bu bir nevi milli mücadelenin propaganda aracı olmuştur. Milli mücadele devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla Antep'e gazilik unvanı verilmiştir. Gazilik madalyası ya da şehitlik madalyası kime verilir? İstiklal Harbi madalyası kime verilir? O harpte yararlılık gösteren insanlara verilir. Bir kentin tamamı bu yararlılık gösterdiği için, bir kentin tamamı harbe katıldığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buna duyarsız kalmamıştır. Henüz savaş devam ederken, henüz milli mücadele dönemimiz devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921'de Antep'e gazilik unvanı verilsin diye Fevzi Paşa'nın bir önerisi olacaktır. Bu derecede fedakarca, bu derece kendi dinamikleriyle mücadeleyi sergileyen şehre biz gazilik unvanı verelim ve büyük alkışlarla, tezahüratlarla bu desteklenecektir. Ve nihayetinde 8 Şubat'ta
resmi gazetede yayınlanaraktan yürürlüğe girer ve Antep gazilik unvanını alacaktır. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihimizde ilk gazilik unvanıdır. Gazilik kanunu iki tane kanun çıkardı. Önce Antep'e verildi, sonra Mustafa Kemal'e verildi. Antep'e şehir olarak, Mustafa Kemal'e kişi olarak. Başka gazilik unvanı yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayranlık ve minnet duyduğu Gaziantep'e 26 Ocak 1933 günü Ramazan Bayramı'nın arifesinde gelir ve bayramı Gaziantep'lilerle birlikte geçirir. Atatürk gazi sıfatını kullanırdı. Soyad kanunundan evvel. Atatürk Antep'e geldiğinde henüz soyad kanunu çıkmamıştı. Gazi unvanını kullanırdı. Gazi unvanını bir Antep kullanırdı Gaziantep olarak. Bir de Atatürk kullanırdı. Buna da Kurtuluş Savaşı'nın iki gazisi denirdi. Gazi, Gaziantep'lerle kendini yakın ve akraba hissetmiştir. Ondan dolayı Gazi, Gaziantep'ten nüfusa kaydolmuştur. Bey Mahallesi'nden Gaziantep'li olarak nüfusa kaydını yaptırmıştır. Gazi Mustafa Kemal ve Gaziantep. İki gazi bir yerde buluşuyorlar. Gaziantep, İpek yolunun üzerinde bulunan değişik kültürlerin geçiş noktası olan bir noktada ticaret merkezi olarak faaliyet gösteren bir yer. Geçmişte de yokluklar içerisinde milli mücadelenin başlangıcını sağlayan bu ruh işte bu genlerde yatıyor olsa gerek. Bizler de bu dönemde o insanların torunları olarak Gaziantep'te zor şartlar altında susuz tarımla bu memleketi belirli noktaya getirdik. Bundan sonraki süreçte de en yüksek teknolojileri üreterek şu anda dünyanın 163 ülkesine ihracat yapan bir şehrin evlatlığı olarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Böyle köklü bir tarihe sahip Gaziantep'in 1989 yılında büyük şehir olarak ilan edilmesiyle birlikte ilçelerin oluşması söz konusu olmuş. Bu Gaziantep'in tam ortasından geçen meşhur Alleben Deresi şehrin iki yakasını oluşturmuş. Tabii o dönemde de ilçelere konulacak isimlerle ilgili olarak geçmişimiz de doğru orantılı olarak şehrin kuzey yakasına Şehit Kamil, güney yakasına Şahin Bey ismi verilmiş. Antep halkının ve yeni gelen nesillerin, yetişen kuşakların hatırlaması, bilmesi, öğrenmesi için Şehit Kamil ve Şahin Bey isimlerinin belediyelere verilmesi çok yerinde bir karar ve kadir bilirlik örneğidir. Bir kadirşinaslık olarak buluyorum ve o simgenin yine ebediyen yaşamasına vesile olması bakımından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gaziantep tarihiyle, kültürüyle, mutfağıyla, sanayisiyle örnek bir şehir. Şehirler kendi ekonomik, coğrafi temellerine oturarak oradan güç olarak gelişmişlerdir. Antep kökü çok güçlü şehir olduğu için hemen öne geçmiştir. Yani bunun kökü bir kent kültüründen, kent ekonomisinden kaynaklanmaktadır. Yani Antep'te mesela 19. yüzyılda da hemen hemen her sanayinin o yüzyıldaki modeli vardır Antep'te. Yıllardır ortaya çıkarılamayan değerlerimiz var. Son yıllarda yapılan kazılarla özellikle de Birecik Barajı'nın yapılmasıyla birlikte Zeugma'nın ortaya çıkması bu bölgenin ne kadar zengin olduğunu ortaya koydu. Fakat bunlardan daha önemlisi Şehit Kamil sınırları içerisinde Gülük Antik gibi bir hazine var ki bu belki de dünyadaki sıralamaya girebilecek nitelikte bir yapıt. Dülük şehri, Jüpiter Dolikanos tanrısının ana yurdu olarak bölgenin sınırlarını aşan bir üne sahipti. Roma'da adına tapınaklar yapılmış olup, Balkanlar dahil olmak üzere Avrupa'nın hemen her ülkesinde ve Kuzey Afrika'da kült kabartmalarına, heykelciklerine ve figürlerine rastlanmıştır. Dülük kenti, eski çağlardaki Hitit baş tanrısı Teşup, Roma Panteonu'nun baş tanrısı Jüpiter Dolikanos, Roma İmparatorluk döneminin
en önemli dinlerinden birisi olan Mitras, Hristiyanlık ve İslamiyet olmak üzere beş dinin ard arda yaşandığı bir antik kenttir. Ticareti ve sanayisiyle çok gelişmiş bir kent ama turizmde Gaziantep çok çok önemli noktalara gidebilecek bir yer. Medeniyetin kurulduğu bir coğrafya burası. Yani medeniyet diye ne varsa son 7000 yılda burada izi var. Alman Münster Üniversitesi tarafından yapılan kazılara biz Şehit Kamil Belediyesi olarak destek veriyoruz. Bu sene yapılan sondaj kazılarıyla Kebertepe'deki bulunan mozaiklerin en az Zeugma, hatta Zeugma'nın da önüne geçebilecek nitelikte olduğunu hepimiz müşahede ettik. Gaziantep'e günübirlik gelen insanların kolay ulaşabilecekleri bir yer olduğu için de turistik potansiyel bakımından daha fazla önem arz ediyor. Gaziantep'in yaklaşık 10 kilometre uzağında, hemen yanı başı, şehrin adeta bir açık hava müzesi bölgemiz turizmine büyük bir katkı sağlayacaktır Dülük Antik Kenti. Dülük Antik Kenti, dünya inanç turizmine ve özellikle de kültür turizmine hizmet eden bir merkez olarak ortaya çıkmış olacak. Belediyeler rutin işlerinin dışında şehrin sosyal ve kültürel hayatlarına da yön vermesi gerekiyor. Biz de Şehit Kamil Belediyesi olarak işte bu anlayışla Dülük Antik Kenti'ne sahip çıkarak bu eserlerin gün ışığına çıkması için her türlü faaliyeti gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Tabii böyle köklü bir tarihe sahip bir ilçenin belediye başkanı olmak benim için bir ayrıcalık olsa gerek. Bugün logomuzda dahi Şehit Kamil'i yaşatan, anımsatan bir anlayışa sahipsek ne mutlu bizlere. Böyle ataların evlatları olarak bu millete hizmet etmenin gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.